Argitime mesela uygulama içerisinde kişisel verilerin işte sürekli artık her anlamdaki verimiz kişisel veri olarak kabul edildiği için bir noktada paylaşımını kişisel verilerin korunması kanunu ve işte bu TCK manasını suç olarak kabul edersek kapsamı çok genişletmiş ve her alınan görüntülerin tamamı kişisel veri olarak kabul ediliyor. Biliyorsunuz 2016 yılından itibaren kişisel verileri koruma kanunu hayatımıza girdi. Ve dolayısıyla bu kapsamda da artık kişileri ayırt etmeye yarayan, belirlenebilir, gerçek kişiye yönelik her türlü bilgi kişisel veri olarak kabul ediliyor. Ve kişisel verileri koruma kanunu içerisinde yapılan atıf itibariyle de artık eğer kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayan, ifşa eden ya da bir şekilde kayıt altına tutan, hukuka aykırılık bilinciyle bunu yapan kişiler TCK 135 ve devamı hükümlerine göre cezalandırılabilir. Dolayısıyla bunun bilincinde olarak hareket etmek lazım. Yani orada ders anlatan öğretmenlerin, hocaların görüntülerini izinsiz ve amaca uygun olmayacak bir biçimde kayıt etme ve onlar üzerine bir takım oynamalar yapmak suretiyle onları işte çeşitli elektronik posta, internet vesaire aracılığıyla yayma suç işlenmiş oluyor. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım. Hukuki yaptırımı nedir bu suçun? Hukuki yaptırımı suçun kapsamına göre değişecek. Yani somut olayın özellikleri çerçevesinde 135 kapsamında kalırsa 1 ila 3 yıl arası hapis cezası, 136 kapsamında kalırsa 2 ila 4 yıl arası hapis cezasını gerektiren suçlar bunlar. Şimdi bu öğrencilerimizin büyük çoğunluğu da ufak çocuklardan oluşuyor aslında bu cümlenin geneli. Peki ailelere ne gibi bir uyarıda bulunabiliriz? Onların velilerine? En azından tabii her ebeveynin çocuğunu kontrol altına tutma. Bu pandemi sürecinde uzaktan eğitim madem devam ediyor ve devam edecek. Ebeveynin kontrollü bir şekilde internet kullanımını, bilinçli bir şekilde kullanımını sağlamak yönünde çocuklarını her daim en azından kontrol altında tutabilirler. Bunu önerebiliriz. Yani bunun suç olduğunu bence bir tekrar hatırlatalım. En azından evet, ciddi miktarda hapis cezasını gerektiren suçlarla karşı karşıya kalırlar. Bu sosyal medyada da çok görüyoruz mesela işte çocuğun atıyorum komik bir davranışını o EBA TV'de falan sosyal medyada da çok paylaşılıyor bu görüntüler. Yine bunlar da bu kapsamda değil mi? Tabii ki bunların tamamı kişilere ilişkin kişisel veri olduğu müddetçe ve kanun koyucu bunu yani işte öğretmen, öğrenci vesaire de ayırt etmiyor. Herkesin kişisel verisi koruma altında. Dolayısıyla kime karşı işlenirse suç kapsamında kalacak. Ben beklemek istiyorum. Yok. Sanat eserleri kanun kapsamında tabii yine eğer eğitmenin kendi özellikli olarak çıkardığı bir makalesi, bir monografik eseri vesairesi varsa ve bunu alıp bir şekilde internette kopyalama yayma suretiyle suç işlenirse tabii fikir sanat eserleri kanun kapsamında da yine cezalandırılabilir bir eylem karşımıza çıkıyor. Yani bu hem kişilik haklarının korunması ihlalidir hem de ikinci bir suç. Şöyle artık somut olayın özelliklerine göre değişecek. Yani eğer tek bir eylem birden fazla suçu meydana getirir nitelikteyse en ağır cezayı gerektiren suç hangisiyse onun üzerinden işlem görülecek. Yani o her olayın özelliğine göre değişiklik arz edecek.